Biz bu haftanın ilanı için UMAD olarak aylar önce bir altyapı çalışmasını yaptık. Takriben 5 ay önce Kudüs'le ve Mescid-ül Aksa'yla ilgili aşağı yukarı 1300 akademisyen ve kanaat önderlerinin katıldığı bir program yapmıştık. Bir sempozyum planlamıştık. Ve o sempozyumda sonuç bildirgesi olarak özellikle yani Kudüs Haftası diye bir haftanın Türkiye tarafından Diyanet İşleri Başkanlığı'nın öncülüğünde ilan edilmesi ile ilgili bir tavsiye kararı almıştık. Ve bizler bu tavsiye kararını alırken aynı zamanda Diyanet İşleri Başkanlığı ile de çok ciddi bir iletişim içine girdik. Ve netice itibariyle hem Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hem aynı zamanda uluslararası düzeyde ulema-i kurum ve kuruluşlarının böyle bir haftanın ilanını deklare ettiler. Bu haftanın hakikaten başta da söylediğim gibi çok önemli ve anlamlı bir hafta. Neden? Çünkü Kudüs ve Mescid-ül Aksa Müslümanlar tarafından ne kadar mukaddes bir yer olduğunu her Müslüman zaten bu bilinçte. Bizim ilk kiblemiz ama aynı zamanda bizim ilk kiblemiz olmasıyla beraber ben Kudüs'ün, Mescid-ül Aksa'nın özgürlüğün kiblesi olarak da görüyorum. Bizim dünyada yaşadığımız sıkıntıların özellikle İslam alemindeki şu andaki ürkütücü ve üzücü tablonun arka planında yatan sebep Siyonizmin Kudüs'ü işgalidir. Mescid-ül Aksa'yı işgal altında tutmasıdır. Ve kendilerine göre Azimaut olarak inandıkları Dicle ve Fırat arasında Büyük İsrail Devleti'nin kurulma hayalidir. Bu hayalin gerçekleşmesi için dünyayı gerçekten maalesef bir ateş çemberi içine soktular. Şunu şu şekilde bilmemiz gerekiyor ki Mescid-ül Aksa ve Kudüs ve Filistin Müslümanların sorunu olduğu kadar tüm insanlığın aynı zamanda sorunudur. Çünkü insanlık ister Müslüman olsun ister gayrimüslim olsun yaşadıkları tüm sıkıntıların temelinde Siyonizmin bu kötü emelleri vardır. Kudüs ve Mescid-ül Aksa her Müslümanın ve aynı zamanda yani dünyada huzur ve saadet içinde yaşamayı hedefleyen her insanın sürekli gündeminde olması gerekir. Yani tek bir haftaya sıkıştırılmaması gereken çok önemli bir konu bu. Ama bununla beraber yani yılın tüm haftalarına, tüm günlerine yansımasına vesile olabilecek ve tüm insanlığın uyanışına bu hassas konuyla ilgili hassasiyetinin artması için böyle bir haftanın ilanı hakikaten çok gerekli bir ilandı. Ve bu haftada hem Türkiye'nin içinde hem Türkiye'nin dışında İslam aleminde hatta Müslümanların azınlık olduğu ülkeler dahil olmak üzere yani çok ciddi plan ve programlar yapılmış. Biz UMAD olarak biraz önce anlattığım altyapı noktasında gereken adımları atmakla beraber aynı zamanda diğer sivil toplum kuruluşlarımızla İslami ve insani sivil toplum kuruluşlarımızla bu haftada Kudüs'ün ana gündem olarak gündemde tutulması, bununla ilgili sempozyum, bununla ilgili toplantıların yapılmasının hem tavsiyesi hem aynı zamanda bu konuda bazı adımlar attık ve hafta sonuna kadar da bu adımları atmaya çalışacağız. Bu haftanın tüm insanlığa hayra ve saadete vesile olmasını diliyoruz. Biliyorsunuz Miraç kandilini yani bugünlerde yaşayacağız. Yani Miraç bir taraftan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yani Cenab-ı Allah'a orucu anlamına geldiği gibi biz Miraç'ı da insanlığın özgürlüğe, insanlığın huzura, insanların insanca yaşamasına kavuşma merdiveni olarak yani Miraç'ı olarak bunu hatırlamamız ve hatırlatmamız gerekir. Bu anlattığım çerçevede bu hafta için tüm Müslümanlar ve hatta tüm insanların seferber olması gerekli olduğunu hep tavsiye ediyoruz ve düşünüyoruz.